Bir örneği daha önceki derslerde zikrettiğim halde bugün zikretmesem canım peygamberimin bana ahı kalır diye korkuyorum. Mekke fethedildikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn diye bir yere yürüdü. Huneyn'de bir mola verdiler. Mekke'den Medine'ye doğru yol güzergahında Taif'e doğru. Orada mola verilince namaz vakti geldi. Ashabın müezzinleri ezan okudular. O Huneynli köy çocukları da bu ilk defa duyuyorlar. Ezanla alay etmeye başladılar. Mesela müezzin Allahu Ekber diyor. Onlar da değişik bir şey söylüyorlar. Alay ediyorlar. Ebu Mahzura isimli bir zat diyor ki 10 tane çocuk biz de müezzinin dediği sözleri taklit etmeye başladık. Ama aynısını taklit etmiyor. Alay ediyor. Kafası koparılacak iş yapıyor. Ashab demiş ki çocuklar alay ediyor ezanla ya Resulallah. O çocukları bana getirin demiş. 10 tane çocuk Ebu Mahzura radıyallahu anh diyor ki 10 tane çocuk peygamberin önüne oturtulduk diyor. Bulu çağına erip ermediği belli değil daha. Sünnet olup olmadığı belli değil hani şimdiki deyimle. Oğlum siz ne yapıyordunuz demiş, boyunlarını bükmüşler. O deminki taklidinizi yapayım bakayım demiş, bir yapın demiş. Herkes sırayla bir yapmış, bu Ebu Mahzure'ye gelmiş. Kim bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethedip Arap Yarımadası'nı pes ettirdiği, muzaffer bir kumandan olarak Medine'sine, Taif'e geri dönerken yol güzergahında şirkin başını ezmiş, Kabe'yi putlardan temizlemiş, herkesin boynunu büktüğü, ne yaparsan yap serbestsin ya, işte biz artık adam olduk dediği, Ebu Cehil'in oğlunun iman ettiği gün, 10 tane çocuk serserilik edip ezanla alay ediyorlar. Resulullah'ın kulağı duyuyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Önüne oturtmuş, o deminki sesleri taklit edin bakayım demiş. Taklit etmişler tek tek. Ebu Mahzure'ye gelince, ooo senin sesin çok güzel demiş. Bir daha söyle bakayım. Bir daha söylemiş. Alay ettiği cümleleri söylüyor. Bu ses çok güzel yavrum demiş. Sen buradan şimdi kalkıyorsun, Mekke'ye gidiyorsun. Attab bin Üseyd, Mekke valisi, Efendimiz onu vali olarak bırakmış. Dün fethedildi Mekke. Attab bin Üseyd'e diyorsun ki, beni Resulullah gönderdi, bu Mekke'nin hareminde müezzin olacakmışım ben diyorsun yavrum, tamam mı demiş. Mübarek elini de alnında bu şekilde sürmüş. Dinle alay ediyor Resulullah'ın gözü önünde. 15 bin kişilik ordunun başında peygamber var. Bu dinle alay ediyor. Ezanla. Sesini beğeniyor. Oradaki bir mahalle mescidine tayin edilebilir o çocuk. En adi suçun sahibini kainatın merkezi Kabe'ye müezzin tayin ediyor. Valiye de haber gönderiyor. Torpilli bu çocuk, bu çocuğun kıymetini bil diyor. Sonra da ona ezan öğretmiş bizzat kendisi. Müezzinlik kâmet öğretmiş. Şimdi git yavrum demiş. Ebu Mahzure'nin saçları böyle işte nasıl yatıksa, saçına hiç dokunmazmış. 50 sene sonra bir daha Efendimizin bu dünyadan gittiği zamanlarda bile onları Resulullah öyle bıraktı, dokunmayın saçıma dermiş. İnsan böyle kazanılıyor. Hiçbir anne baba suçu ne olursa olsun evden kovduğu çocukla bu peygamberin peşinden gidemez. Beddua eden anne baba bu peygamberin peşinden gidemez. Neyini benzeteceksin ki bu peygambere? Aleyhissalatü vesselam.